Hepinize selamlar. Evet biliyorsunuz ki ikinci dönem birinci yazılarınız yaklaşıyor ve Milliyetin Bakanlığı sizlere senaryolar yayınladı. Ben de onları sizler için çözeceğim. Ek olarak da bunlara benzer tekrardan sorular sizlere hazırlayıp onları da çözeceğim. Merak etmeyin. Peki senaryo 1'in ilk sorularına bakacağım. Ben bunun arkadaşlar ikincisini üçüncüsünü de çözeceğim. Biliyorsunuz ki üç tane senaryo var ve üç tane senaryoda bu şekilde çözmeye çalışacağım. Sizler de lütfen bunları alıp indirip çözebilirsiniz. Peki, bakalım birinci sorumuz. Ki onları kaçırmamak adına abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın ki hemen videolardan haberdar olun arkadaşlar. Peki, buna göre bu ondalık gösterimlerin toplamını bulacağız. Tab tamam, ondalık gösterim toplamı istiyormuş. Aşağıdaki dairelerin içinde iki farklı ondalık gösterimin basamak değerleri yazmaktadır. Çok güzel. Şimdi öncelikle ben tam kısımları bulayım. Tam ilk önce tam kısımları bir toplayayım. Bakın burada bir 400 kısmım var. Burada bir 30 kısmım var. Burada bir 5 kısmım var. Bunları alt alta yazıyorum. Şöyle büyükten küçüğe doğru yazdım. 400 sonra 30 sonra 5'imi yazdım. Ondan sonra bunları topluyorum. 0 0 5 daha topladım bunları 5 yaptı. 3 4. 435'i yakaladım. Tamam 435. Peki bir de ondalıklı kısmı yakalamam lazım. Şimdi öncelikle ondalık kısmında bak virgülden sonra burası onda yedi biliyorsunuz ki. Burası e, şunu şöyle anlatayım size hem de konuyla hatırlatılmış olsun arkadaşlar. Mesela şöyle yaptığımızda şimdi burası bizim onda birimiz değil mi? Burası yüzde birimiz burası da binde birimiz. E, bir daha basamak olursa onda, bir, onda binler kısmı olacaktır. E şimdi bakıyorum Burada ne var? 3 basamak var. 3 hmm, basamak varsa o zaman bu 10'da. Yüzde 1000'de. 1000'de 1. arkadaşlar o zaman ben burada hangisinin daha büyük olduğunu görebiliyorum. Bak 10'da 1 daha büyük. Sonra yüzde 1. Sonra 1000'de 1. O zaman hemen bunları bu şekilde yazıyorum. Bak 0,7. Yani 0 tam 10'da onda 7. Ondan sonra 0 tam yüzde 1. Sonra 0 tam 1000'de 6. Sonra bunları hop alt alta topluyorum. Şunların yanına sıfırları ekleyebilirsiniz. Hiç problem yok arkadaşlar. 6'yı ekledim. Buradan 1 yaptı, buradan 7 yaptı ve 0 tam binde 716 dedim. E peki şimdi bu ikisini toplamam gerekiyor. Arkadaşlar zaten burası tam kısım değil miydi? Biz ondalıkları iki duruma ayırıyorduk, doğru mu? Tam kısım virgül ondalıklı kısım. E şimdi bakıyorum. Ondalıklı kısmı. Ondalıklı kısmı buraya yazacağım. Tam kısmı buraya yazacağım. E benim tam kısmım kaç? 435. Hemen geliyorum. 435'imi yazıyorum. Virgülümü attım. E benim ondalıklı kısmım kaç? 716. Birinci kısmımız bu. Bu şekilde çözdük. Peki ikinciyi de aynı mantıkla ama bu sefer hızlı çözmeye çalışacağız. Tamam mı? 700, 732. 732. 02 025 0251. Anlaştık mı? Bakın. 0, 2 ya. yanına ne koydum? 5 koydum. Yanına ne koydum? 1 koydum. 2 onda 1, 5 yüzde 1, 1 de binde 1 olduğu için 0,251 yazdım. Bunu da hemen yanına 251 şeklinde ifade et. 732,251. Anlaştık mı? Peki ikinci sorumuza bakalım şimdi demişiz ki burada bir kare ve üçgenimiz var Bunlar birer doğal sayı olmak üzere Zeynep kare bölü üçgen kesinin ondalık gösterimini 0.48 olarak yazmıştır Buna göre kare artı üçgen işleminin sonucu en az kaçtır demiş hmm, Peki şimdi arkadaşlar ben bu ifadeyi hemen kesirli olarak yazmam gerekiyor bu ifade 0 tam yüzde %48. 0 tam yüzde %48 olduğu için benim payım 48 olur. Aşağı kısımda 100 olacaktır. Ne oldu bu? Yüzde %48. 0 tam yüzde %48. Bunu bu şekilde ifade ettim. E, bana en azını sorduğu için bunlar sadeleşebilir değil mi? Sadeleştirme yapabilirim. E mesela 2'ye böldüğümde burayı 2'ye böleyim. Burayı da 2'ye böleyim. Burası ne oldu? 24. Burası ne oldu? 50. Hmm, bu hala 2'ye bölünebilir. O zaman 2'ye bölme tekrar devam ettim. Tekrar 2'ye böldüm. O zaman 12 oldu. 2'ye böldüm de 25. Şimdi artık 5'e bölünüp artık bölünebilecek ortak bir sayı olmadığı için direkt bu sayıyı o zaman 12 bölü 25 şeklinde yazabilirim. Hmm. Bak burada o zaman benim için kare 12'ymiş. Kare 12. E buradaki 25 ise üçgen. Üçgen 25. E zaten bunların toplamını istediği için benden 5 ile 2'yi topladım 7, 2 ile 1'i topladım 3. O zaman diyeceğim ki 37. Anlaşıyor muyuz? Bakın en azını sorduğu için sadeleştirmek zorunda kaldım. Okey. Peki devam edelim. Üçüncü sorumuza bakalım. Poyraz'ın mavi bilye sayısının toplam bilye sayısının <laughs> kaçta kaçı olduğunu yüzde sembolüyle gösteriniz. Poyrazın 22 tane kırmızı 18 tane mavi 25 tane beyaz ve 35 tane yeşil bilyesi varmış Şimdi burada diyor ki Poyrazın mavi bilye sayısının Toplam bilye sayısının kaçta kaçı olduğu diyor Şimdi o zaman ben mavi bilye sayısına baktığımda mavi bilye sayısı sayım kaç Hemen bakıyorum abi 18 Peki tüm bilyelerimi topladığımda ne olacaktır hemen tüm bilyelerimi topluyorum 22 18 25 35. Hemen şöyle topladım. 10, 20 yaptı. Elde var 2. 3 2 daha 5 6 8 10 yaptı. 100'müş. E şimdi bana zaten diyor ki mavi bilyelerin bak dikkat et şuraya bak mavi bilye sayısının toplamı mavi bilye, bilye sayısı sayısının toplam bilye sayısının kaçta kaçı olduğunu bulabilmek için hemen şöyle yapıyorsun. Önce mavi bilyelerin sayısını yukarıya yazıyorsun. Bunlar mavi bilye. bölü diyorsun yani kesir çizgisi çizip yüzü ekliyorsun. Bu da ne? Toplam bilye. E şimdi arkadaşlar bana yüzde sembolüyle gösterdiğimiz zaten baktığında bu yüzde on değil mi? Değil mi? E o zaman ben buna diyorum ki yüzde on diyeceğim. Peki dörde bakalım. Aşağıdaki eşitliklerde yine kare ve üçgen yerine yazılacak sayıları bulunuz demişiz. 68. Hmm. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu bak %68'i şöyle yazmamız gerekiyor. Ben şu kareyi yazdım. Bölü 25'imi de yazdım. Problem yok. Eşittir. 68'i de yani %68'i de böyle yazarız değil mi? Şöyle 68 bölü 100 şeklinde yazarız. Şimdi bakıyorum bak bu 25 ne olmuş? Hmm, 100 olmuş. Demek ki ben 25'i 4 ile çarpmışım. E o zaman buradaki ifadeyi de 4 ile çarparak 68 elde etmedim mi? E o zaman diyorum ki ben buradaki 68 sayısını 4'e bölersem buradaki kutucuğun değerini bulacağım. O zaman diyorum ki 68 bölü 4. Altının içinde 4 bir kere var. Aşağı yazdım. Ondan sonra bir kere 4'ün 4 olduğunu biliyorum. Hemen buraya yazdım. 6'dan 4 çıktığında 2 kaldı. Buradaki 8'i de Direkt 2'nin altına koyup 28. Sonra diyorsun ki 28'in içinde 4 kaç kere var? E, 7 kere 4'ün 28 olduğunu biliyorum. 7 kere 4 28 olduğu için hop buradan 0 0'ları koyuyorum. He, 17 kere varmış. O zaman ben diyorum ki buradaki kutucuğun değeri 17. Yani aslında bu 17 bölü 25'miş. Ben bunu 4 ile genişletmişim. Burası 68 bölü 100 olmuş. O yüzden cevabım 17 olacak. Tamam mı? Şimdi ikinci duruma baktığımızda yine aynı mantıkla yapıyoruz. Bakın dikkat diyorum ki 11 bölü üçgen eşittir 55 bölü 100 yani yüzde 55. Şimdi arkadaşlar burada da şunu düşünüyoruz. Ben bu sayıyı he bak dikkat 11 ken 55 yapmışsam o zaman ben bu sayıyı 5 ile çarpmışım değil mi? Çarpı 5 yaparak 11 10, 55 elde etmişim. Peki arkadaşlar ben üçgeni e, bir sayıyla yani 5'te çarparak 100 bulduysam o zaman diyeceksin ki he ben şu 100'ü 5'e böleyim ki üçgeni bulayım. Hemen geliyorum buraya 100'ü 5'e bölüyorum. 1'in içinde 5 yok. Onun içinde 5 2 kere olduğu için 2 kere 5 10. Şuradan sıfırları yazdım. Buradaki sıfırı da aşağı koyup sonra diyoruz ki sıfırın içinde 5 var mı? Yok. O zaman gelip direkt yanına yazıyoruz. 20 diyoruz. O zaman buradaki üçgenin değeri 20'ymiş arkadaşlar. Anlaştık mı? Eğer anlamadıysanız yorum kısmına kesinlikle belirtin. Peki 5. Buna göre bu restoranların puanını hesaplayarak 80'in üzerinde puanı olan restoranları yazınız demişiz. Tamam diyelim. Şimdi aşağıdaki tabloda internet üzerinden yemek siparişi verilebilen bir sitedeki restoranlara ait lezzet ve hız puanları verilmiştir. Restoranların lezzet ve hız puanları 70 lezzetimiz var hızımız 80. 60 lezzetimiz var hızımız 90. Lezzetimiz 90, hızımız 80, lezzetimiz 80, tamam. Bu internet sitesinde lezzet puanının %60'ı ile hız puanının %40'ı toplanarak bir restorana ait puan belirlemektedir. He, lezzet puanının %60'ını alacağız, tamam. Şimdi A'yı bulalım arkadaşlar, tamam mı? A'yı buluyorum. A'nın puanını nasıl bulacağız? Şimdi öncelikle lezzetin %60'ını alacaksam biz ne yapıyorduk? Şöyle yapıyorduk değil mi? 70 çarpı 60 bölü 100. Aslında bu 70 ile 60'ı çarpıp 100'e bölüyoruz ya. Bakın burada dikkat etmeniz gerekir. Şunu kesinlikle yapmayın. Zaman kayıp yaparsınız. Hocam ben 70 ile 60'ı çarpayım sonra 100'e böleyim. Gerek var mı? E zaten bu bölme işlemi kesir işlemine baktığımda e ben bölme işlemi yapıyorum ya aslında. E zaten direkt bu iki tane sıfırı götürdüğümde 7 ile 6'yı çarparsam 42 olduğunu görebiliyorum. Anlaştık mı? Yani gidip de 70 ile 60'ı çarpmayın sakın ona gerek yok. Zaten iki tane sıfır görüyorsunuz ya mesela 70'in %60'ı şöyle 70 çarpı 60 bölü 100 dedik hemen. Buradaki sıfırları götürdük. 7 kere 6'dan 42 puan geldi. Peki hızın da %40'ını alacağız. Yine aynı mantıkla 80 çarpı 40 bölü 100 yaptık. Buradaki sıfırları götürdük. 8 kere 4'ten 32 puan aldı. A'nın toplam puanı o zaman ne olacaktır? 42 ile 32 toplamamız gerekiyor. 42 artı 32 bana neyi verecektir? 74'ü mü verecektir? 74 puan almış. Çok güzel. Peki bir de B'ye bakalım. B'yi de aynı mantıkla çözüyoruz. Bak artık hızlanmamız gerekiyor değil mi? Direkt 60'ın %60'ını alırsam buradaki sıfırları götürdüğümde 6 kere 6'dan 36 artı sonra ne yapıyorum? 90'ın %40'ını alıyorum. 2 tane 0 ortak olduğu için götürdüm götürdüm. 9 ile 4'ü çarptım 36. Bunun gibi düşün bak. 70 ile 60 diyorum. 2 tane 0 götürüp 7 ile 6'yı çarpıyorsun. Bu kadar aslında. 36 ile 36'yı toplarsam 72 yapar. Burada da 72 puanımız var. B için 72 puan. Hemen geliyorum. Bir de neyi deneyelim? C'ye bakalım. 90'ın %60'ı bak yine sıfırları götürdüm. 9'la ile 6'yı çarptım. 54 puan geldi. Artı. <laughs> pardon. 90'la, pardon 80 ile 40'ı çarparsam yine sıfırları kurdu. 8 kere 4'ten 32 elde ettim. Bunları toplarsam 40, 32, 54, 32 daha kaç yapacaktır? Ee, 86 mı yapıyor? 86 puanımız buradan geldi. Vay C çok iyi puan almış. Güzel beğendik. Peki devam edelim. Bir de D'yi bakalım arkadaşlar. D'yi buluyorum. %80'in %60'ı hemen dediğim gibi yine sıfırları götürdün. 8 kere 6'dan 48 elde ettin ve 48 puanı yazdın. Sonra %40'ı buluyorsun. 9'un %40'ı 36 olduğu için 36'yı yazdın. 48, 36 daha 70... 84 mi yapıyor? Evet burası da 84 puan yapıyor. Demiş ki puan alan restoranlara yazınız. A'mızın puanı 74. B'mizin puanı 72. C'mizin puanı 86. Ve D'mizin puanı da 84 olarak bulduk arkadaşlar. Yani bu şekilde yaparsanız pratik olur. Anlaştık mı? Yani direkt çarpmanıza gerek yok. Direkt 2 tane 0'ı götürün. Sonra 7 ile 6 ya da kalan sayıları çarparsanız zaten %50'yi bulmuş olacaksınız. Evet 6. sorumuz. Şimdi aşağıda aşağıda modelleri verilen temel geometrik kavramların sembolleri gösteri, gösterimlerini ve okunuşlarını tabloda boşluklara yazınız demiş. Şimdi öncelikle ben şunu biliyorum değil mi? Şöyle yazayım hemen şöyle göstereyim hatta size. Bakın şurayı bir kapatayım. Şimdi ben öncelikle bir tane doğru parçası çizdiğimde bu benim için bir doğru parçasıdır değil mi? Bak yanları açık. Bak şunları açık görüyorsunuz. Ok işareti var. Yani sonsuza kadar böyle sağ bir de sol sonsuza kadar gidiyor. Ama eğer ben buradan diyelim ki buradan kestim ve buradan kestim. Şöyle bir parça aldım değil mi? He. O zaman bu bana neyi verecek? Doğru parçasını verecek. Çünkü doğrunun üzerinden bir parça aldım. Anlaştık mı? Ve şöyle yapabiliriz. Sen ben sadece şurayı kesip şurayı kesmeyebilirim. Ya yani burayı kesmeyebilirim. O yüzden diyeceğim ki bir tarafı kestim, bir tarafı da kesmiyorsam o zaman buna da ışın diyeceğim ışın. Burası doğru parçası. Tamam mı? Aynı şekilde böyle bulabiliriz. Zaten noktayı biliyorsunuz. Başka da bilmeniz gereken zaten çok da bir şey yok. Bir de bunların gösterimi var. Mesela burası AB doğru parçası olsun. Nasıl gösteriyoruz? AB şeklinde gösterip şu şekilde de gösterebiliyoruz. Tamam mı? Mesela doğru parçası diyor. Mesela burası da AB doğru parçası olsun. Bunu da şöyle gösterebiliriz. Mesela iki tarafı da kapalı. Neden? Çünkü kesilmiş. Bak dikkat et kesilmiş. AB ışınını gösterelim arkadaşlar. Ee, <laughs> pardon birisi kesilmiş. O zaman A'yı kapattım. B'yi açık bırakıyorum. Çünkü bu kesilmemiş. Sağa doğru gidiyor. Peki bence anladık diye düşünüyorum. Ve bu soruyu takır takır hemen yapalım. Şimdi sembolle gösterimine hemen baktığımda sembolü şu şekilde arkadaşlar. İkisi de kesildiği için bak nokta nokta olduğu kesildiği için şu köşelerden. O zaman diyorum ki kapatıyorum. P ve R şeklinde yazıyorum. Okunuşu nedir? PR doğru parçası. PR doğru parçası. Süper. Peki devam ediyorum. Burada S ve T var. Bak bunlar sonsuza kadar böyle gidiyor. Ok, ok işareti göğsüne devam ediyor bu şekilde. O zaman ben buna diyorum ki S ve T diyorum. Tamam mı? S T. O zaman S ve T doğrusu diyorum arkadaşlar. Dikkat. Çünkü bu doğru. Diğeri doğru parçasıydı. E buna da bakıyorum ki ışın olduğunu biliyorum. Çünkü bir tane kenarını kesmişim. Bir tarafı kesik değil. Sola doğru gidiyor. O zaman ben bunu şöyle gösteriyorum. Y açık. Yani Y'yi kapatmıyorum. Çünkü Burada gidiyor bu devam ediyor bu. ama burada gidemez çünkü burayı kesmişim. O zaman diyorum ki ha Y açık olacak ama V'yi kapatmam gerekiyor. O zaman diyeceğim ki Y ve ışınıdır diyeceğim. Y ve ışını. Anlaştık mı? Yani çok zor değil. Zaten bunları çok rahat yaparsınız. Bir de B sorusuna bakalım. Aşağıdaki kareli kağıtta çizilmiş doğrulardan hangilerinin kesişen, hangilerinin paralel olduğunu bulacağız. Bakın şöyle olursa paralel, böyle olursa paralel işte yani böyle karşılıkla bakarsa paralel. Eğer şöyle olursa kesişen bak bir yerde kesişmişler. Eğer iç içe girdilerse şöyle düşünün bak iç içe burası mesela bir kırmızı kısa olsun. Bu da yeşil mavi olsun. Buna da çakışan diyoruz. Tamam mı? Çakışan. Bunlar çok kolay sıkıntı yok. Bak şimdi Öncelikle aşağıdaki kareli kağıtta çizilmiş doğrulardan hangilerinin kesişen hangilerinin paralel olduğunu göreceğiz. Şimdi ilk önce AB ile bakın AB ile CD doğrusuna bakar mısınız? AB doğru parçası şu şekilde. Bak AB bu şekilde. AB doğrusu bu şekilde. Bir de C, CD doğrusuna bakın. CD bu şekilde. Bak paralel. Gördün mü? Bak birbirine bakıyor. O zaman buna biz paralel doğrular diyeceğiz. He, hemen şöyle diyorsun. AB paraleldir CD'ye. Bak bu işaret paralel işaretidir. Tamam mı? Yani AB'nin CD paralel olduğunu gösterir. Peki kesişen nerede? Şimdi öncelikle ben AB EF ile kesişmiş. CD de EF ile kesişmiş. Doğru mu? O zaman ikisi de olacaktır. Ben bakıyorum AB doğru parçasını bakıyorum. Bir de EF'ye bakıyorum. Bak, EF buradan kesmiş AB'yi buradan kesmiştim. E bakıyorum. Buradan da diğer şeyi kesmiş. İkisini de kesmiş o zaman. O zaman ben burada diyeceğim ki AB doğru parçasıyla AB doğru parçası ile EF doğru parçası kesişendir ve EF doğru parçasıyla da CD doğru parçası kesişendir diyeceğim. Anlaştık. Peki senaryo 1 devam ediyoruz. 7. sorumuz. Şimdi aşağıda noktalı kağıt üzerine 6 adet açı çizilmiştir. Şimdi baktığımızda bu açıların çeşitlerini belirleyerek sembolle gösterilmenin adabı verilmiştir. Tamam, sıkıntı yok problem yok. Şimdi arkadaşlar benim dar açım dik açım ve geniş açım var. Şimdi dar açı olabilmesi için 90'dan küçük olması lazım. Bak dar açı 90'dan küçük olacak. Küçüktür 90. Dik açı 90'a eşit olacaktır. Geniş açı da 90'dan büyük olacaktır. Anlaştık mı? Yani şöyle düşünün. Bir tane 90 bir üçgen çiziyorum. Dikkat et. Tam 90 olmadı. Kayıyor biraz ama bak. Bu tam dik kesiştiği için 90'dır. 90 derecedir. Eğer ben bu üçgeni şöyle kaydırırsam. Bak 90'dan küçük yaparsam. Şurayı alırsam dar açı. Ama bunu alıp da genişletirsem. Şöyle yaparsam. Burası ne olacak? Geniş açı olacaktır. Anlaştık mı? Peki hemen bakalım. Şimdi bakıyorum arkadaşlar dar açı, dik açı, geniş açı. Şimdi buradan KLM ne yap? KLM'ye bakarım. Bak eğer eğer KLM şurada olsaydı, bak şurada olsaydı tam bir dik açı olurdu. E dik açıyı ne yapmışım? Genişletmişim. Yani 90 dereceden büyük yapmışım. O zaman bu benim için geniş açı olacaktır. KLM geniş açı olacaktır. Bu gitti. Bak P PTS'ye bakıyorum arkadaşlar. Dikkat edin tam dik kesmiş ama dik değil. Tam tamamen dik gelmiş. Dik kesiştiği için PTS o zaman dik olacaktır. PTS dik olacaktır. Peki bakıyorum hemen buradaki X, Y ve Z kısmına bakıyorum. Eğer X, Y, Z şöyle kesseydi, bak birbirlerini şöyle kesseydi dik olacaktı değil mi? Şöyle mesela diyelim ki şuradan X'i böyle yaptım. Z'yi de bu şekilde yaparsam ne olacak? Tam dik kesmiş olacaktı. Ama ne olur? Burası o zaman daralmış. O zaman ben buna x, y ve z'ye dar açı diyeceğim. x, y ve z'ye dar açı diyeceğim. Bunları götürdük. Bunları biliyoruz artık. Peki buraya bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın burada dikkat etmeniz gereken bir durum var. Bakın ben şu o neyi şuraya çektiğimde şöyle düşünsene bak kaydırıyorum. Buraya çektiğimde bak 1, bak 1, bir, 2 birim çektim. Aynı şekilde bunu da iki birim çekersem, bir, iki birim çekersem burada olmaz mı? Aslında bu bir dik üçgen değil mi? Bir dik, dik üçgen olduğunu görebiliyorum. O yüzden bak bunları illa böyle tamamen şöyle dik olacak, kesin gösterecek diye bir şey yok. Buna da dikkat etmemiz gerekecektir. Anlaştık mı? O zaman ben buna da dik üçgen diyeceğim. N-O-R N-O-R Bu da gitti. Şimdi de bak zaten de e kendini çok belli etmiyor mu? Bak şuradan bir tane dikme çizdim. Diyorum ki bak buradan bir dikmeyi iz çektim. He bak bu bir 90. E, 90 derece. E, 90 dereceyi ne yapmış? Daraltmış. E, daralttıysa o zaman diyeceğim ki bu dar olacaktır diyeceğim. D, E, F dar Bu da gitti. Şimdi A, B, C'ye bakalım. Şimdi arkadaşlar eğer A, B, C'yi ben buradan bu şekilde bir kesmiş olsaydım. Böyle bir tablo, sembol gösterseydim açı çizseydim o zaman diyecektim ki bu 90 ama bak buraya doğru kaymamış ne yapmış genişletmiş kendini 90 derece o zaman diyeceğim ki 90'dan büyük bir açı olduğu için o zaman buna da geniş açı diyeceğim yani A B C açısı geniş açıdır diyeceğim peki arkadaşlar senaryo 2'de görüşmek dileğiyle umarım faydalı olmuştur sizleri seviyoruz bizler için önemlisiniz Allah'a emanet olun görüşürüz